Mehmet, ses duydum, iyi misin? İyi geceler. Gelsene biraz. O kadar güzel filmin varken bunu mu seyrediyorsun? Kafamı dağıtmak için bir şey izleyeyim dedim, bunu buldum. Çok uzak be abi, hayatta yürüyemem ben. Ya niye Mehmet? Çok güzel olur bence. Ay yok ya, ne işimiz var tepede deniz dururken? Ayı mıyız biz? Yuh, direkt ayı deseydin bari. Espri yaptı be oğlum. Ya ben Nazlı, bir şey söylesene. Ya oradan boşlar ya. Ayşe işte, çok ciddiye almayacaksın. Aa! Ya kusura bakma, ben sevmiyorum eski şeylere bakmayı, izlemeyi. Tamam. Orhan'dan haber var mı? Yok. Aramadı bile. Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştı. Telefonu da kapalı. Polisi aradım, kayıp demek için erken, bekleyin bir iki gün daha dedi. Ne diyecek ki başka? Adama küfretmişsin, adam da gitmiş. Boşver. Küçük yalnızlığının tadını çıkar. Keşke öyle şeyler söylemeseydim. Olur öyle şeyler. Ya bir şey yaparsam? Orhan. Ya ne yapacak kendi halinde İngilizce öğretmeni? En fazla yaptığı şey kurs batırmak oldu adamın işte. Yeni bir gezi hareketi falan başlatacak değil herhalde. Mehmet. Cenazeye de sarhoş gitmek günü. Ne cenazesi? Nihat abi. Nihat abi vardı bizim grupta, gitarist. Ölmüş. Ay Mehmet. Çok özür dilerim ya. Ben de nelerden bahsediyorum. Affedersin, başın sağ olsun. İyi misin? Ben iyiyim de. Adam öldü. Yapabileceğim bir şey var mı? Cenazeye falan gelmemi ister misin? Yok ya. Ne geleceğim tamam da adamın cenazesine. Kıymetli cemaat, buraya kadar geldiniz. İnsani, İslami, komşuluk, arkadaşlık görevlerinizi yaptınız. Allah hepinizden razı olsun. Aile adına sizlere teşekkür ediyoruz. Lütfen Nihat Tarhan Bey'e karşı haklarınızı helal ediniz. Helal olsun! Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun! Lütfen cani gönülden helal ediniz. Helal olsun! Var ya bizim dans. Sahnede yağmur gibi yağardı. Hele FT stüdyosunda hani gitar sololarında dür döktürürdü. Baba muhteşemdi. İnan bana, ben hakikaten çok güzel günler geçirdim orada. Kapının önünde gazeteler birikince kapıcı şüphelenmiş. Üç gün olmuş öleli. Ah abi. İyi adamdı. İyi adamdı ama yalnız öldü. O kadar insana çaldı, yine de yalnız öldü. Öyle olmasını kendi istedi. Yaptığı yanlış seçimlerden dolayı böyle yapayalnız öldü. Hangi yanlış seçimler mesela? Ay Mehmet, öylesine söyledim. Niye hemen üstüne alınıyorsun? Bu hayatta hangimiz doğru seçimler yapabiliyoruz ki sen dahil? Ah, konu döndü yine bana geldi değil mi? Ya siz her şey her zaman müzikle halloluyor zannediyorsunuz. Bu fikri de size Nihat abi verdi. Tamam, iyi niyetliydi. Ama gerçek hayat böyle değil Mehmet Bey. Hayat öyle şarkı sözleriyle falan yürümüyor. Bakın ikiniz için de söylüyorum. Hayatınıza gerçek bir şeyler sokun biraz. Benim hayatımda bir ton gerçek şey var. Ezgi var, gitarım var. Ben de vardım Mehmet. Ne oldu? Niye şimdi yokum sence?
Umarım sizin cenazeniz Nihat abininkinden daha kalabalık olur. Bu hafta cumartesi gelir misin? Hem kızın da özledi seni. Ne olmuş abi bu kıza böyle? Nerede o provalarda fıkır fıkır dans eden güler yüzlü kız? Nerede bu suratsız kadın? Sen gel bir de bana sor ne abiciğim. Asker babaların kızları böyle oluyor biliyor musun? Önce o sıkı disiplinden kurtulunca acayip özgürleşiyorlar. Sen de buna kapılıp gidiyorsun. Ama sonra biraz olgunlaşınca hop babalarının yoluna tekrar giriyorlar. Net. Senin şu bütün hayatı bilir tavrın yok mu Altan? Yalan mı abiciğim? Ayrıca kız seni hala seviyor da böyle konuşuyor. Eski eşler kocalarını özlediklerini böyle belli ederler. Seni hala önemsiyor olur kız. Yoksa sikler mi seni? Ne işi var sende? Ya Altan saçmalama oğlum. Aç olmasam seni daha aydınlatabilirdim ama açım abiciğim. Çok açım. İyi bildiğin güzel bir yer var oraya girin bari. Tamam hadi atla. Şu havada açsa.